tamam dediğini yapacağım. O Adnan Korkmaz'dan da Koray'dan da tamamen kurtulacağım. Yeminimi bozacağım, tamam. Gerçekten mi? Gerçekten böyle bir şey yapar mısın? Tek bir şart diyeceğim. Nedir? Benimle evlenmeyi kabul edip benimle uzaklara gelirsen bunu yaparım. Ellerimi tutacağım. Gidelim buradan. Hep yeni bir hayatımız olsun. Sadece sen, ben ve Melek. Evlen benimle. Benim olacağım. Benimle ol. Ben ölüme aitim Emre. Sen birlikte mutlu bir hayatın hayalini kurarken ben her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorum. Ne sana eş olabilirim, ne kızım anne. Dur artık, yalvarırım, dur. Ne olur dur. Emre dur. Hicra, bak ben durmayacağım. Çünkü ben durdukça sen benden kaçıyorsun. Ben bunu görüyorum. Bu halinin sebebinin o şerefsizler olduğunu biliyorum. Sürekli susuyorsun, korkuyorsun ama bunu yapmana gerek yok. Zaten korktuğun her şey bizim başımıza geldi. Adamlar bana saldırdı, meleği kaçırdılar. Biz daha fazla beklersek iyi olmayacak Hicra. Her şey daha kötü olacak. Buradan gidelim, yepyeni bir hayata başlayalım. Benimle gel Hicra. Güzel bir hayatımız olsun. Sen, ben, Melek, kızın. Sana söz veriyorum, kızını da bulacağım. Ondan sonra bir ömür boyu mutlu olacağız. Evlen benimle Hicra. Her şeye baştan başlayalım. Yapamam. Kalan ömrümün her anını seninle, meleğimle geçirmek istiyorum ama yapamam. Senin mutluluk vaat ettiğini sandığın günler sadece acı getirecek sana da kızıma da. Keşke anlasam. Keşke anlatabilsem sana her şeyi. Kendi rızamla gittim. Beni kimse kaçırmadı. Anlaşıldı mı? Eğer böyle yaparsan babana da Hicran ablana da bir şey yapmam. Kimseye söyleyemem gerçeği. Daha biraz önce konuştuk, hayırdır? Meleğe ne yaptınız? Ben hiçbir şey yapmadım. Hesap sormuyorum. Ya çocuk geldiğinden beri bir tuhaf davranıyor. Sürekli ağlıyor, kimseye hiçbir şey anlatmıyor. Neler olduğunu bilmem lazım. Orada olmadığımı söyledim sana, bilmiyorum. Öğren o zaman. Benim olanları bilmem lazım. Koray, risk almayalım. Risk almayalım ki İleride önümüze engel çıkarmasın. Anladım. Tamam. Öğreneceğim. Bir şey söylemeyecek misin? Bak. Masum olduğunu, o adamla bir ilişkin olmadığını biliyorum. Sen de beni seviyorsun. Benim seni sevdiğim kadar. Emre. Hicran bak.
Bak korktuğunu da biliyorum. Kaybetmekten korktuğunu da biliyorum. Ama lütfen yapma. Bizim mutluluğumuzu korkularına feda etme. Sana söz veriyorum, bu defa biz kazanacağız. Her şey çok güzel olacak. Sen yeter ki benimle gel. Kadınım ol. Yaşadıklarımız yaşanmamış gibi yapıp biz arkamızı çekip gittiğimizde de bütün sorunlar bitecekmiş gibi çekip gidemeyiz Emre. Ya her şey farklı olursa? Keşke. Keşke her şey bambaşka olabilseydi Emre. Bak bundan sonraki hayatımızda keşkeler olmayacak İcan. Sana söz veriyorum, ne Adnan olacak hayatımızda, ne Koray denen şerefsiz, hiçbir şey olmayacak. Biz çok güzel bir hayat yaşayacağız. Her şey değişecek. Değişmeyecek. Kimsenin değiştiremeyeceği şeyler var. Kurmamam için bana güç ver. Onu çok seviyorum. Ama sevdiğim adama ben ölüyorum diyemem ki. Onu bu acıyı yaşatamam. İstemiyorsan konuşmayalım istersen. İstiyorum. Tamam, gel o zaman konuşalım. Gel Meleğim, gel. Otur şöyle. Korkma, tamam mı? Ben senin her zaman yanındayım. Hadi Meleğim, anlat bana. Ne oldu? Bak, söz veriyorum, kimseye tek kelime bile etmeyeceğim. Aramızda sır olarak kalacak bu, tamam mı? Meleğim, sana bir şey yaptılar mı? Zarar verdiler mi? Hicran abla. Meleğim bak, söz veriyorum kimseye anlatmayacağım ama bana her şeyi anlatmak zorundasın. Çünkü bizi ancak bu şekilde koruyabilirim. Lütfen anlat, söz veriyorum aramızda kalacak. Babama da mı söylemeyeceksin? Asla. Adnan. Adnan diye birini götürdüler beni. Akrabaymışız. Adnan mı? Buyurun Emre Bey. Beni çağırmışsınız. Polislerle konuşabildin mi? Efendim konuştum. Melek ifade vermeden şikayeti kabul etmiyorlar. Korkutmuşlar kızımı, konuşmuyor. Sen adamlarınla konuş. Bu konağın etrafına bir koruma yığını istiyorum, tamam mı? O herifler bir daha benim ailemin yanına yaklaşmayacaklar. Başlayın efendim. Emre Bey, peki siz... Siz iyi misiniz? Bu meseleyi çözmeden iyi olmayacağım abi. Eğer bu Adnan meselesini çözersem... Hicran benimle evlenmeyi kabul etti. Nasıl? Hicran size evet mi dedi? Niye bu kadar şaşırdın abi? Bu tatsızlıkları geride bırakalım. Bırakalım ki... Hep ortak kalalım. Sizin de tecrübe ettiğiniz gibi... benden saklanan her şeyi... önünde sonunda öğrenirim. Ama eğer... birbirimize karşı şeffaf olursak... sırlarımız ortak olursa... hiç olmadığımız kadar iyi anlaşırız. Tamam, tamam. Unutalım olanları. Ama sen de bir daha saygısızlık etmeyeceksin bana. Asla. İzninizle.
neler olduğunu öğrenebildin mi? Patrona ulaşamadım ama bizim bir elemanla konuştum. Pek bir şey yok. Sizin ufaklığı biraz tehdit edip olanları kimseye anlatma demişler. Bu kadar mı? Evet, hepsi bu. Tamam, benden haber bekle. Geveze kız bize hiç Can'ı anlatmadan duramaz ki. Bir tanem sana herhangi bir zarar verdiler mi? Can'ı yaktılar mı? Hayır ama birine bir şey söylersem... Evet. Sana ve babama zarar vereceklerini söylediler. Merak etme. Kimse bize zarar veremeyecek Meleğim. Babana da bana da bir şey olmayacak. Ne olur İcran abla, babama söyleme. O adamlar çok kötü. Ya sana bir şey yaparlarsa, babama zarar verirlerse? Olmayacak öyle bir şey Meleğim. İkimize de zarar veremeyecekler. Olmasın. Ben senden, babamdan ayrılamam. Ben de senden ayrılamam canım kızım. Ama kötü insanlar değil, ölüm koparacak beni senden. O aptal çeneni tutamayacağını biliyordum Melek. Ne durumdayız Koray? Yeliz Hanım arıyor Adnan Bey. Aç bakalım ne diyor. Buyurun Yeliz Hanım. Acil plan değiştirmemiz lazım. Melek tüm olanları Hicran'a anlattı. Sen niye bu kadar şaşırdın? Senin bana söylemek istediğin bir şey mi var? Hayır Emre Bey, beni bağışlayın da öğrenmek istedim. Gerçekten bir şey var. Siz gerçekten evlenme mi teklif ettiniz? Henüz değil. Yani ben Hicran'ın niyetinden bahsettim. Bu Koray ve Adnan meseleleri bizi çok yordu. Meleğin kaçırılmasında da onların payı var biliyorum. Yani şu meselelerden bir kurtulabilirsek Hicran'a usulünce evlilik teklifi edeceğim. Yani onun da benimle aynı duygulara sahip olduğunu biliyorum. Emre Bey, bunu söylemek benim haddime değil ama... doğru bir karar aldığınızdan emin misiniz gerçekten? Evet de niye abi? Hayır, siz gittiğinizde bu konak mı olacak? Aileniz, sevdikleriniz, dişinizle tırnağınızla en tepeye çıkardığınız holding... sizin hayatınız burada, kökleriniz burada. Yani bunları birdenbire silmek... Artık hiçbir şey umurumda değil abi. Bunca yaşanan şeyden sonra benim bu konakta Hicran'dan başa güvenebileceğim hiç kimse kalmamış. Ailem dediğim herkes benim arkamdan iş çevirdi. Benden bir şeyler sakladılar. Benim için bu saatten sonra Hicran ve Melek'ten başka hiç kimse yok abi. Efendim sizin için uygunu buysa... Peki ben sorunları çözeceğim demiştiniz. Nasıl yapacaksınız? Bir planım var abi. Her şeyi kökünden çözeceğim. Yakında sen de öğrenirsin. Anladım efendim. Şimdi ne olacak Hicran abla? O adamlar bizden ne istiyor? Ne yapacaklar? Hiçbir şey yapamayacaklar Melih'im. Baban onlardan çok daha güçlü. Hepsinin hakkından gelecek. Seni de koruyacak, merak etme. Peki ya sen? Ben de koruyacağım Melih'im seni. Öyle bakma bana Melih'im. Mahzun, kırık. Elimde olsa sonsuza kadar yanından ayrılmam. Ayağına taş değdirtmem. Ama gücüm yok kızım. Vaktim tükeniyor. Rahatsız etmiyorum ya. Yemek hazır. Ona haber vereyim dedim. Melek'ciğim bak bütün gün aç açına durdun. Hadi gel iki lokma bir şey ye. Sen de benimle gel. Beni yalnız bırakma. Meleğim. Sen şimdi git yemeğini ye. Ben de geleceğim. Sana söz veriyorum. Tamam.
Hafize? Bir şey mi oldu? Hicran, rahatsız ediyorum seni belki ama konuşalım mı biraz? Tabii konuşalım. Son günlerde halin hal değil sanki ha? Yo Hafize, ben gayet iyiyim, teşekkür ederim. Bak üstüme vazife değil biliyorum ama seni böyle görünce fena oluyorum. Yeni tanıştık belki ama senin yüzünden belli kalbin iyiliği. Ama gözlerin hep nemli, hep kederli. Hadi anlat bana. Senin için yapabileceğim bir şey varsa başımla beraber. Yok Hafize. Benim için yapılabilecek hiçbir şey yok. Aha, deme öyle. Ölümden başka her şeyin çaresi var. Hadi derdini de söyle. Elbet bir derman buluruz. Söylediklerin için, dostun için çok teşekkür ederim. Ama inan yapılabilecek hiçbir şey yok. Peki. Belki bugün yoktur. Ama bir gün olursa ben hep buradayım. Bunu sakın unutma, tamam mı? Unutma. Ben Melih'i daha fazla yalnız bırakmayayım. Tamam. Yazık. İçi kavruluyor belli. Ama tek kelime de çıkmıyor ki ağzından. Aklı fikri Melek'te. Vallahi böyle sevgi zor bulunur. Ah Hicran'a, dualarım seninle. İnşallah bir an önce diner şu gözünün yaşı. Ali Hanım, konuklar geldi efendim. Ne konu? Siz? Adnan Korkmaz. Kim olduğumu biliyorsunuzdur. Adnan, sen... Nurten, sizinle aramızdaki tüm sorunları konuşmak için geldim buraya. Her şeyimsiniz. Sizin için vazgeçemeyeceğim, ezip geçemeyeceğim hiç kimse yok. Her şey çok güzel olacak. Sen evet, pardon efendim. Ne oluyor abi? Efendim o adamlar geldi. Bu Adnan Korkmaz da Koray. Şu an konaktalar. Demek meydan okuyorsun Adnan Korkmaz ha? Hadi bakalım. Yüreğin kadarı bileğinde kuvvetli mi görelim. Ha siz ne diye benim evime giriyorsunuz? Ha? Şu köpeğini de alın defolun gidin buradan. Hiç sana yakışıyor mu bu hareketler? Efendi efendi konuşmaya geldik şuraya. Akrabayız üstelik. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Sen derdini polise anlatacaksın. Hemen polis çağır. Emre Bey fevri davranıyorsunuz. Sakince oturup konuşursak her şeyi çözebiliriz. Bu şekilde hiçbir yere varamayız. Kızın olduğunu biliyordum. Ne kadar da büyümüş. Çok da güzel maşallah. Sakın. Eğer benim kızıma elini sürersen senin oyununu kırarım. Kızını ilk defa görüyorum Emir. Küçük hanım, size daha evvel karşılaştık mı? Yeter. Bu kadarı fazla Meleği korkutuyorsunuz. Hadi gel Melih, odama geçelim. Kaygılarını anlıyorum Emre ve saygı duyuyorum. Tabii söz konusu evlatlarımız olunca her şey değişiyor değil mi? Ben de bir baba olarak sana yaşatılanlar için af dilemeye geldim. Yani benim bilgim dışında ufak bir tatsızlık olmuş. Kusura bakma. Hem artık ortağız. Bir aile gibi davranmamız gerek. Değil mi? Ben seninle ortak falan değilim. Emre, Meleği daha fazla korkutmayalım oğlum. Evet. Her şey evlatlarımız için değil mi? Siz dua edin şu an bu evde benim kızım var. Yoksa bu eve girdiğin gibi seni sağ salim bırakmazdım buradan. Bak benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Benim evimden gideceksin ve bir daha buraya gelmeyeceksin.
Emre'ciğim, Emre'ciğim lütfen. Rica ediyorum sakin ol. Bak Adnan Bey buraya kadar gelmiş, bir yanlış anlaşılma var diyor. Dinleyelim değil mi? Hani bir anlatsın derdini. Hem demek ki gerçekten ortada böyle bir şey var. Emre'ciğim burada muhatap olmasak bile biz holdingde muhatap olmak zorundayız zaten. Çok fazla savaşamayız değil mi? Değil mi Nurten Hanım? Anlayışınız için minnettarım Eliz Hanım. İnanın kimseyi huzursuz etmeyecek burada konuşacaklarım. Böyle ani gelişimin sebebi de bu mevzunun benim için gerçekten çok önemli ve bir sürpriz olması. Tamam. Tamam Adnan Bey. Anlatın. Ne anlatacaksanız şimdi anlatın. Ne istiyorsunuz bizden? Şimdi ben sana su da vereyim. Ama İlcan abla, adamlar evimize kadar geldi. Ya babama bir şey yaparlarsa? İç bir tanem suyunu. İç sen bir tane. Tamam bir tanem, sakin ol. Bak, hiçbir şey olmayacak. Bana güven, tamam mı? O adamlar gidecek. Sana, bize, kimseye zarar vermeyecekler. Söz veriyorum sana, tamam mı anneciğim? Bak, hem baban sana zarar gelmesine izin verir mi? Meleğim, sen burada beni bekle. Ben hemen sütünü hazırlayıp geliyorum, tamam mı? Neden geldiniz peşimizden? Ya Meleği korkuttuğunuz yetmedi mi? Bir de odasına kadar giriyorsunuz. Bu ne cüret? Siz bizden ne istiyorsunuz ya? Sizin kaç farklı yüzünüz, kaç farklı hikayeniz var? Her böyle kritik anda karşımıza çıkıyorsunuz. Ya siz kimsiniz? Amacınız ne? İlcan Hanım, ne desem boş biliyorum ama bana inanmak zorundasınız. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Keza patronum Adnan Bey'in de hiçbir şeyden haberi yoktu. Sizden çok özür dilemek istiyorum. Dilemeyin Koray Bey, özür falan dilemeyin. Yeter ki bizden uzak durun. Meleğin daha fazla olumsuz etkilenmesini istemiyorum. İzninizle lütfen. Sadece barış istiyorum. Eski kötü anıları ve ön yargıları bir kenara bırakıp sulh etmek. Sen önce benim kızımı kaçıracaksın. Ben öyle bir emir vermedim. Şimdi sen bizim mekanı basınca bizim çocuklar da öyle kendi kendilerine bir karar vermişler. Biraz ayarsızca davranıp hata etmişler. Melek kızımızı almışlar. Kusura bakma. Aramızda böyle bir husumet olsun istemiyorum. Öyle mi? Sen bu anlattıklarını polise de anlatacaksın. Önce benim kızımı kaçıran köpeklerin hapse girecek. Sen de gerekli cezayı göreceksin. Seni temin ederim. Bir hakimin polisin keseceğinden çok daha büyük cezalar kestim ben onlara. Sizden tek istediğim bu anlamsız savaşın bitmesi. Aksi takdirde hem bizler hem de holdingimiz maddi manevi büyük zararlar görecek. Adnan Bey, rica ederim uzatmayın artık. Şu an bunları konuşmak için hiç doğru bir zaman değil. Herkesin sinirleri çok gergin. Ben iş adamıyım Nurten Hanım. Duygularımla değil, aklımla hareket ederim. Bilirsiniz. Bu sebeple de halanla, pardon, Nurten Hanım'la şu şirketimizin geleceğiyle ilgili aldığımız kararları sana da iletmek istedim. Çok radikal ve pozitif fikirlerimiz var. Değişik sektörlere gireceğiz. Yeter. Ben başka hiçbir şey duymak istemiyorum. Hemen evimden gidin yoksa elimden bir kaza çıkacak. Emre sana... Ya ne istiyorsun Yeliz? Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ya adamlar orta yolu bulmak istiyor, savaşı bitirmek istiyor. Sen onlarla bir olup orta yolu bulacağına adamları kovmaktan beter ediyorsun. Rica ederim bak her şey daha da kötüye gidecek. Benim onların ortaklığına da onlardan gelecek iyiliğe de ihtiyacım yok Yeliz. Ne yapacaksın? Savaşacak mısın? Ya rica ediyorum lütfen yapma Emre. O adamlar çok tehlikeli. Biliyorum, merak etme. Ben gerekeni yapacağım. Of, ne yaparsam yapayım inadını kıramıyorum. Ama çok az kaldı Emre. O varoş ortadan kalkınca elbet yola geleceksin. Ben size çıkışı göstereyim. İsabet olur Süleyman Efendi.
Aliye Hanım. Hem de çok genç. Haliyle işin ötesini düşünmeden fevri kararlar verebiliyor. Önemli konularda doğru adımları atmakta biz büyüklere düşüyor. Malum konudan dolayı Noten Hanım'la bu konuları konuşamıyorum. Sizden bu konuda yardım istiyorum. Ben nasıl yardım edebilirim ki? İzniniz olursa bu konuda sizinle uygun bir yerde uzun uzun konuşmak isterim. İyi akşamlar Aliye Hanım. Geç bakalım. O adam öyle görünce çok korktum. Bize bir şey yapacak zannettim. Hayır Melih. Bak onlar bize hiçbir şekilde bir şey yapamazlar. Zarar veremezler. İnan bana, tamam mı? Hadi bakalım sen şimdi birazcık dinlen, uyu. Ben zaten senin yanındayım, tamam mı? Uyuyamam. Ya adamlar tekrar gelirse? Bize bir şey yapmak isterlerse? Hayır Melih'im, gelemezler. Göreceksin bak. Artık eskisinden daha mutlu, daha güvende olacaksın. Babam onlardan daha güçlü değil mi? Bizi korur. Canımızın acımasına hiç izin vermez. Baban çok güçlü ve mert bir adam. Bizim saçımızın tenine bile zarar gelmesine izin vermez. Ona sahip olduğumuz için çok ama çok şanslıyız Melih'im. Hadi bakalım uyku sabahı. Asıl ben size sahip olduğum için çok şanslıyım. Ve bu şansımı asla kaybedemem. Gerekeni yapacağım. Bizim için. Ailemiz için. Emre, Adnan meselesini sana daha önce söylemediğim için üzgünüm. Bu gibi olaylar yaşanacağını bildiğim için korktum açıkçası. Meseleyi kendimce çözmeye çalıştım ama gördüğün gibi başarılı olamadım. Bana sözleşmeyi göstermişsin. Ona bir daha bakmak istiyorum. Bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Öyle ya da böyle o heriflerden kurtulmanın bir yanını bulacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Teyzeciğim, yatmamışsınız. Güzel. Adnan Bey'in konaktan ayrılmadan önce sizinle konuştuğunu gördüm. Ne söyledi? Önemli bir şey yok. Ama teyzeciğim, yapmayın böyle. Hani konuşmuştuk, anlaşmıştık sizinle. Aramızda sır yoktu. Adnan Bey, Emre ile barışmak için benden yardım istedi. Arayacağını söyledi. İlginç. Peki, siz ne söylediniz? Cevap vermedim tabii ki. Ne diyeceğim o hayduta? Bilmem. Siz her zaman söyleyecek bir şey bulursunuz. Neyse. İyi geceler.
İyi geceler. Seni kaçırdılar kızım, canını yaktılar. Küçücük kalbine korku saldılar. Yaralarını iyileştirmek için son kalan günlerimi gözümü bile kırpmadan feda ederim. Ama ya sonra? Sonra ne olacak? Ben gidince kim sarıp sarmalayacak seni? Sana güvenli bir hayat vermeye mecburum Melih. Bundan sonra mutlu, huzurlu, tehlikelerden uzak bir dünya inşa etmek için uğraşacağım Melih. Baban için de. Günaydın. Günaydın Meleğim. Ağlıyor musun sen? Neden? Ben seni öyle üzgün, bir de korkmuş görünce dayanamadım herhalde Meleğim, o yüzden. Ben hep sen gül istiyorum, mutlu ol istiyorum. Sen yanımdayken ben hep mutluyum. Sana sarılınca her şey geçiyor. O zaman sarıl bana. Emre'ye geldim efendim. Çocuklarla konuştun mu? Efendim, konağın etrafında bütün güvenlik önlemlerini arttırdık. Yani bizden habersiz kuş bile uçamaz. Hicran'ın kızı ne oldu? Maalesef bir haber yok. Avukatlarla görüşebildin mi? Dosyayı incelediler. Ama nasıl söyleyeyim? Ortaklığı bitirmenin tek bir yolu var, öyle mi? O zaman yapacak tek bir şey kaldı. Herkesi salona toplar mısın? Tabii. Herkesi mi? Herkesi. Peki efendim. Dün akşamki rezillik herhalde. İş hayatını bilmediğiniz için bu tür riskli durumlar size rezillik gibi görülüyor olabilir Aliye Hanım. Bu koşullarda er ya da geç bu karşılaşma olacaktı. Ama eminim konu üzerine Emre düşündü ve en doğru kararı aldı. Günaydın. 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 Dün geceden beri ortaklık sözleşmesi üzerinde çalışıyorum. Bir yeri atlama endişesiyle de avukatımızla konuştum. Bu çerçeve doğrultusunda hepimizin iyiliği için bir karara vardım. Tamam. Nedir bu karar Emre? Hepimiz merak içindeyiz. Adnan Korkmaz ve Koray Eren denen pisliklerle ortaklık yapmayı tamamen reddediyorum. Ama bu... Evet Allah, tam da anladığın gibi. Adnan Korkmaz'ı hayatımızdan çıkarmak için o tazminatı ödememiz mümkün gözükmüyor. O yüzden ortaklıktan biz çıkacağız. Şirketteki bütün hisselerimiz ve bu konağı satışa çıkaracağız. Çıldırdın mı Emre? Aksine. Aklım başımda. Her şeyi satıp hayatımıza baştan başlayacağız. Yani bu doğrultuda benimle hareket edip etmeme konusunda karar tamamen size ait. Aksi takdirde bundan sonra herkes tek başına.